Ben Mahpeyker Kösem Sultan. Beni hepiniz tanıyorsunuz. Bir döneme adımı altın harflerle yazdırdım. Dirayetli, güçlü, akıllı ve hırslıydım. Güce giden yolun ne olduğunu çok iyi biliyordum. Ne zaman bekleyeceğimi, ne zaman harekete geçeceğimi çok iyi tartıyordum. İşte size tam da o günlerden genç ve akıllı Kösem olarak sesleniyorum. Ben Kösem Sultan, 1. Ahmet'in hasekisi, Sultan 4. Murat ve 1. İbrahim'in annesi, Sultan 4. Mehmet'in babaannesi, 7 erkek, 4 kız, tam 11 evladımın annesi. Ben Osmanlı'da Valide-i Muazzama yani Büyük Valide olarak anılan, Avrupa'da ise Regina, Regina Madre, İmparatoriçe olarak nam salan Kösem Sultan. Kadınlar saltanatı diye geçen döneme adımı altın harflerle yazdırdım. Hürrem, Safiye, Nurbanu Sultan döneme damgasını vurmuş, devlet işlerine müdahil olmuştu. Oysa ben devletin ta kendisi oldum. En karışık zamanda devlet yapısının kabuk değiştirdiği bir dönemde devletin dağılmaması için elimden geleni yaptım. Şimdi 62 yıllık ömrüme neleri sığdırmışım bir de benden dinleyin istiyorum. Size neden İbrahim'in canını aldığımı, bana neden büyük valide sultan dediklerini, neden canına kastedilen tek sultan olduğumu ve neden bu kadar güç ve kudret sahibi olduğumu anlatacağım. Bu anlattıklarımdan sonra tarihe bir daha göz atmanızı, tarihimizin tozlu sayfalarının ne kadar büyük acılarla dolu olduğunu çok iyi anlamanızı ve güç uğruna nice masumun canından olduğunu unutmamanızı istiyorum. Benim hikayemin tam olarak nerede başladığına dair kesin bir bilgi yok. 1589 yılında doğduğum rivayet edilir. Rumya'da Boşnak olduğum söylenir. Yunan adalarından Kiklat adasında doğduğum da rivayet edilir durur. Hatta Ortodoks bir papazın kızı olduğum ve Bosna'dan kaçırıldığım söylentisi de var. Adamın Anastasia ya da Nadia olduğu da dedikodular arasında. Ama bunların hiçbir önemi yok. Çünkü asıl hikayem saraya gelmemle başladı. 1601-1602 yılları arasında Tatar Mehmet Paşa tarafından satın alındım ve 1. Ahmet'in yani kocamın annesi Handan Sultan'a hediye edildim. Çok güzel şarkı söylerdim. Ama yeteneğim bununla sınırlı değildi. Akıllıydım, söz dinlerdim. Kimseyi kızdıracak bir şey yapmamaya özen gösterirdim. Yazım çok güzel değildi ama iyi okur yazardım. Sultanahmet'e sunulduğumda 15 yaşındaydım. Onunla aynı yaşlardaydık. Sultanahmet'in tabii benden başka gözdeleri de vardı. Ancak ben başkaydım. Çok güzel değildim ama dikkat çekiciydim. Yüzüm ay gibi parladığı için bana Mahpeyker adını verdiler. Ancak haremdeki kızlara yol gösterdiğim, neyin yapılıp yapılmayacağına ben karar verdiğim için zamanla bana Kösem lakabını taktılar. Ve ismimin hakkını verdiğim için beni hala bu isimle andığınızı biliyorum. Ama bu kadar etkili olmak öyle kolay değildi. Yolum engebeli ve zorluydu. Önümde çok rakip vardı. Sultanahmet tahta çıkınca annesi Handan Sultan valide oldu. Ve hemen Safiye Sultan'ı eski saraya sürdü. Valide Sultan demek güç demekti. Ve ben de öyle bir sultan olacaktım ki bırakın valide sultan olmayı, büyük valide sultan diyeceklerdi bana. Nitekim torunum 4. Mehmet tahta çıktığında Turhan Sultan'ı ezip geçtim. Padişah naibesi büyük valide sultan olarak anılmaya başladım. Ama o zamana kadar Sultanahmet'le çok güzel yıllar geçirdim. Sultanahmet. Birçok gözdesi vardı. Buna engel olup kendimi ondan uzaklaştırmaya niyetim yoktu. Evet, gözdelerinden çocukları da olmuştu. Ben en çok Mahfiruz Sultan'ın oğlu Osman'ı severdim. Onunla çok güzel vakit geçirirdik. Birlikte bahçede gezer, İstanbul'da turlardık. Osman daha küçücük bir çocukken bile ileride sultan olma hayalleri kurardı. Benim evlatlarım için çok büyük bir tehditti. Ama ben onu her daim yanımda tutmayı başardım. Evlatlarım kadar olmasa da severdim onu. Sultanahmet bu durumdan rahatsızdı. Ona karşı gelsem de beni dinlemedi. Bir zaman sonra Osman'la arama mesafe girdi. Sultanahmet yönetilmeyi sevmezdi. Bunu çok iyi bildiğim için onun kurallarına karşı gelmezdim. Bu yüzden siyasi meselelere de hiç karışmadım. Her zaman ılımlı ve sabırlı olmaya çalıştım. İşte bu politika beni Sultanahmet'in nikahlı işi yaptı. Şehzadelerim doğdukça yerim daha da sağlamlaştı. Birçok insanı kendi safıma çektim. Öyle saygı duyardı ki bana, sultanım ölmeden önce siyasi meselelerden de konuşur olmuştuk. Bana güvenirdi. İşte bu benim daha çok itibar görmemi sağlamıştı. Herkes sultanın bana olan sevgisini yanlış yorumladı. Benim ona büyü yaptığımı söylediler. Biz Kanuni ve Hürrem gibi bir aşk yaşamadık belki.
ama can yoldaşıydık, sırdaştık. Sultanım çok melankolikti. Bu durum onun canını sıkardı fakat ilaçlarını ihmal ederdi. Ama ben ilaçlarını işlediğimde asla iki etmezdi. İşte öyle bir bağlılık da bizimki. Ta ki hummaya yakalanana kadar. Öleceğini biliyordum ve Osman'ın tahta çıkmasının şehzadelerimin katli anlamına geldiğini de biliyordum. Sultanahmet kardeşi 1. Mustafa'yı validesi Hamdan Sultan'ın ricasıyla öldürmedi. Hep bir gün abisi tarafından öldürüleceği korkusuyla kafeste yaşadı Mustafa. Bu nedenle bir sultan olacak kudrete sahip değildi. Benim evlatlarım da aynı kaderi yaşasın istemiyordum. Bu yüzden Mustafa istemese de onu tahta çıkarmak için elimden geleni yaptım. Devlet erkanlığıyla kafa kafaya verdim. Annesi Halime'yi ikna ettim ve Osman'ı değil Mustafa'yı tahta çıkardım. Tabii Halime beni hemen saraydan sürdü. Safiye Sultan'la eski sarayda kalmaya başladım. Mustafa'nın öleceği günü bekledim. Onun bir oğlu yoktu. Kadınlardan hoşlanmıyordu. Ama daha büyük bir şey oldu. 96 gün sonra tahttan indirildi. Bu benim için de sürpriz olmuştu. Ama benim için tehlike çanları çalmaya da başlamıştı. Evet, 2. Osman beni sever sayardı. Benim sık sık ziyaretime gelirdi. Hatta ziyafetler düzenlerdi. Sultan'ın bana olan ilgisi itibarımı da artırıyordu. Ama devlet işlerine karışmamı istemiyordu. Benimle iyi geçiniyordu ama beni tehlikeli buluyordu. Sağ olsun geçmişteki o sıcak ilişki kardeşlerinin canını bağışlamasına vesile oldu. Ama 5 yıllık saltanatın sonucunda Yeniçeriler tarafından herkesin önünde öldürüldü. Zavallı çocuk. Ölümüne üzülmüştüm ama yapacak bir şey yoktu. O ölünce tahta tekrar 1. Mustafa çıktı. Onun da zamanı çok değildi tabii. Sultanlık vazifelerini yerine getiremediği gerekçesiyle Şeyhülislam Yahya Efendi ve devlet erkanı 1. Mustafa'nın yerine nihayet kendi oğlumu 4. Murad'ı tahta geçirdi. Ve ben valide sultan olarak Topkapı Sarayı'na geldiğimde yeni bir dönem başladı. 4. Murad tahta çıktığında daha 11 yaşındaydı. İşte bu nedenle kimseye verilmeyen bir unvan bana verildi. Padişah naibesi. Böylece oğlum adına devleti tam 10 yıl ben yönettim. Bu sürede nice sadrazamlar, paşalar değiştirdim. Ne yaptıysam hanedan için yaptım. Ben anarşi, kaos, isyan ve otorite yokluğunda koca hanedanın nizamını sağladım. Yeniçerilere cülus bahşişi dağıtılma sorunu dışında Bağdat'ın elden çıkması, eyaletlerdeki itaatsizlikler, Abaza Mehmet Paşa'nın isyanı, Kazak eşkıyasının boğaza kadar sokulması, Kırım'daki huzursuzlukların çözüme kavuşturulması gibi konularda devlet erkanı ile birlikte çalıştım. Bu sırada Murat'ım da kendini geliştiriyor, devletin düzeni nasıl sağlanır onu öğreniyordu. Zaman ilerliyordu ve Murat'a tahtı bırakmaya hiç niyetim yoktu. O da bunu biliyordu. Gittikçe acımasızlaşıyor ve tek başına söz sahibi olmak istiyordu. Ne yapıp edip oğlumla arz odasında bulunmam, devlet erkanıyla bizzat o odada önemli kararları almam şarttı. Ancak bu isteğim bir kadın olduğum için sadrazamlar tarafından engellendi. Oysa Mustafa'dan sonra Divan-ı Hümayun'un arzlarını ben tasdik etmiştim. Arzları okuyup neyin yapılacağına ben karar vermiştim. 4. Murat zamanında da bütün devlet kararlarını ilk ben gözden geçirdim. Son kararı hep ben verdim. Belki kraliçe gibi tahta oturmuyordum ama bir kraliçe kadar güç ve otorite sahibiydim. Ancak her zaman işler benim istediğim gibi gitmiyordu. Sadrazam Hüsrev Paşa'nın az edilmesinin ardından Taşra'da ve İstanbul'da gelişen olaylar, Topal Recep Paşa'nın sadareti elde ederek geliştiği çeşitli manevralar derken bir de bizzat idari 4. Murat'ın almasıyla yetkilerim 10 sene sonra kısıtlandı. Benden rahatsız oluyordu evladım. Sonra elime bir fırsat geçti. 4. Murat Bursa seyahatindeyken yolların bozuk olduğunu fark etmiş ve İznik kadısını idam ettirmişti. Bu olay ulema arasında büyük tepkilere yol açmıştı. Ancak Murat böyleydi, acımasızdı. Onun dediklerine ve kurallarına uymak zorundaydın. Tabii bu noktada çıkan tepkiler üzerine Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi bana tezkire gönderdi ve oğlumu uyarmamı istedi. Ayrıca padişahın tahttan indirilme söylentilerinde kulaktan kulağa yayıldığını yazmıştı. Ben tabii her şeyi olduğu gibi Murat'a anlattım. Onun güvenini kazandım. Murat İstanbul'a gelip hadiseyi hiç soruşturmadan Şeyhülislam'ı idam ettirdi. Ancak bunlar bile ona bazı konularda engel olmama yetmedi. 4. Murat Revan seferinden başarıyla döndü. Ardından üvey kardeşleri Beyazıt ve Süleyman'ı Bağdat seferine çıkmadan bir süre önce de öz kardeşi Kasım'ı boğdurdu. Bir tek İbrahim'i kurtarabildim. Onun da akli dengesi yerinde olmadığı için. Murat'ın çocukları ölmüştü. Eğer ona bir şey olursa taht boş kalacaktı. Nitekim genç yaşında sirozdan hayatını kaybetti. O zaman İbrahim geçti tahta. Zavallı İbrahim.
Yıllarca kafeste yaşadı. Abisi canını alacak diye çok korkuyordu. Sağlıklı değildi. Başa geçtiğinde devlet işleriyle ilgilenmedi. Sürekli öldürülme korkusu onu devlet işlerinden uzaklaştırdı. Yine bir otorite boşluğu doğdu. Paşalar, askerler, sadrazamlar bu boşluktan yararlanmak istiyordu. Ama ben buna izin vermedim. İbrahim'i bir kukla gibi yönettim. Ancak İbrahim ilerleyen zamanlarda söz dinlemez oldu. Öyle şeyler yapıyordu ki hayatından endişe ediyordum. Kadınlara, gösterişe çok düşkündü. Ama şehzadesi yoktu. Ancak 2 sene sonra şehzadeleri doğabildi. Özellikle Turhan Sultan'ın oğlu 4. Mehmet oldukça önemli bir şehzadeydi. O, 39 yıl devletin başında kalacak olan sultandı. Ama İbrahim, onu idare etmek, torunun Mehmet'i idare etmekten daha zordu. İbrahim bir şeyleri ikna etmek ve onun üzerinden devlet yönetmek her geçen gün imkansız hale geliyordu. Hiçbir şey umurunda değildi. Para harcamaktan, gözdelerine para dağıtmaktan çekinmiyordu. İbrahim'in samur kürke ve ambere aşırı düşkünlüğü nedeniyle halktan kürk ve amber vergisi toplandı. İpşir Paşa'nın Sivas'taki nikahlı eşini kendine istemesi Varvar Ali Paşa isyanına neden oldu. Son yılında Hümaşah'la nikah kıydı. Bu olaylardan sonra ben artık gözden düşmüştüm. İbrahim kız kardeşlerinin ve yeğenlerinin malına mülküne el koymuştu. Ve Hümaşah Sultan'a bu malı mülkü hediye etti. Harcamaları tamamen mücevher işte yeni bir saltanat kayığı yaptırması isteğiyle daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bunun için esnaftan, ulemadan, ocak ağalarından ek vergiler istedi. Buna karşı çıkanları ise cezalandıracaktı. Yaptığının yanlış olduğunu söylemek istedim ama dinlemedi. Ve beni İskender Çelebi bahçesine sürgün etti. Devlet erkanı ve Yeniçeri Ocağı ileri gelenleri padişahın tahttan indirilmesinin zaruret haline geldiği hususunda fikir birliği içindeydi. Sadrazam Sofu Mehmet Paşa ve Şeyhülislam Abdurrahim Efendi gibi devlet adamları bu iş için benim rızamın alınması gerektiğini biliyordu. Gelişmeler üzerine saraya döndüm. Bana heyet gönderildi ve oğlumun hal kararı bana tebliğ edildi. Bunu istemiyordum ama mecburdum. Karaçelebizade Abdülaziz Efendi, Hanefi Mehmet Efendi ve Muslihüddin Ağa ile diğer bazı devlet erkanından oluşan heyet saraya geldi. Bunlar güçlü deliller ileri sürdüler. Önce razı olmadım ama çaresizdim. Daha sonra benden Şehzade Mehmet'i Orta Camii'ne göndermemi istediler. Böyle bir cülüs adeti yoktu. Bu yüzden buna izin vermedim. Saraya gelenler karşılarında Sultan İbrahim'i değil, beni buldular. Uzun bir konuşma olmuştu. Ancak İbrahim'in tahta kalmasını sağlayamamıştım. Sonunda küçük Şehzade Mehmet'i tahta oturttum ve kısa bir süre sonra da oğlum İbrahim'in ölmesine razı oldum. İbrahim'in kaldığı yere pencereleri dahi olmayan karanlık odaya 2 cellat gönderildi. Ve oğlum boğularak idam edildi. Torunumun ilk yıllarında yanında olsam da Turhan Sultan'la aramda çekişme vardı. Ben eski saraya gitmemeye kararlıydım. Padişahın naibesi bendim. Tecrübem Turhan'dan daha çoktu. Ve bana devlet erkanı Büyük Valide Sultan diye hitap etmeye başladı. Ama Turhan'dan kurtulmam şarttı. Mehmet'i indirip Süleyman'ı tahta çıkarmalıydım. Bunun için ocak ağalarına gizlice mektup gönderdim. Turhan Sultan'a yakın olan 4 harem ağasının ortadan kaldırılmasını, daha sonra Turhan Sultan'ın boğdurulmasını ve Mehmet'in de zehirli şerbet ile acısız bir şekilde ölmesini istedim. Ancak her ikimize de hizmet eden Meleki Hatun, Turhan Sultan'ı uyarmış. Turhan da beni ortadan kaldırmak için başta da Uzun Süleyman Ağa'yı görevlendirmiş. Ve ben, ülkeyi yöneten Kösem Sultan, 2 Eylül 1651 yılının serin bir sonbahar akşamında Süleyman Ağa ve adamları tarafından 62 yaşımda haremdeki odamda boğularak bu dünyadan ayrıldım. Kösem Sultan en karışık, en karanlık entrikalarla dolu sarayda 40 yıl geçirdi. Genç yaşında dul kalmasına rağmen siyasi meselelerde son kararı o verirdi. Kadınlar saltanatı döneminin en büyük başrollerinden biriydi. Kösem Sultan'ın Osmanlı hanedanındaki yeri Avrupa ve Rusya'daki hükümdar kraliçelere denkti. Birçok cami, mescit, çeşme, hamam, mektep ve vakıf yaptırdı. Hayır işleri yapmayı çok severdi. Hizmetindeki kızların çeyizini hazırlar ve uygun kişiyle evlendirirdi. Çok büyük bir servete sahipti. Servetinin bir kısmı devlet hazinesine aktarıldı. Osmanlı Devleti'nde kadınların tahta çıkması yasak olmasına rağmen Kösem gibi gözü kara ve bir erkeğe eş değer nitelikte zeki kadınlar vardı. Ancak kadınların tahta çıkması yasak ve günahtı. Onların bir ülkeyi yönetecek gücü olmadığına inanılırdı. Oysa Kösem Sultan halk içinde bu algıyı kıran önemli bir kadındı.